Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün gülüntü ve Yeni YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet arkadaşlar gördüğünüz bu tek renk yağ yeşili yemenimi sarı ve Böyle vişne çürüğü renginden e, çok güzel bir çiçek modeli hazırladım. Şöyle modelimi de göstereyim. Evet. Modelim bu arkadaşlar. Şöyle çok güzel bir çiçek modeli hazırladım. Şöyle bu e, çimen iki gün e, önceki videolarımda görmüşsünüzdür. Aynı çimenin üzerine bu şekilde arkadaşlar. Normalde fıstık yapıp kenarını iki kirpikle yapardık ya. Şöyle ortasına kendisi gibi böyle ikişer zincirden kirpiklerden oluşanlardan bir çiçek hazırladım yani kendisi dediğim şu ikinci katta olduğu gibi şöyle takım olsun diye bu şekilde kirpiklerden hazırladım fıstık yerine bu şekilde farklı bir tasarım olsun istedim Sizler de sıkılmışsınızdır fıstık ve kirpik oyasını taşlamaktan bu şekilde minik bir çiçek hazırlamak istedim şöyle bir de beyaz zemin üzerinde göstereyim. Çimeni de gayet uydu arkadaşlar. Bakın pipiriklerden oluşuyor. Şöyle altyapısı, zemini, dal dediğimiz kısmı da bu şekilde çiçeğime uygun olsun diye hazırladım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle bunu çimeni bu şekilde devam ediyor. Şöyle çimenini de göstereyim. Bakın. Bunu rengarenk çiçeklerden Böyle bu şekilde yapacağız. Hem de bunu bu şekilde değerlendirmiş de olursunuz arkadaşlar. Kalan iplerinizi böyle rengarenk çiçeklerle. ekranda beyaz üzerinde daha güzel gözüküyor ama böyle yemeni olarak da bir bakın istedim. Hep beyaz üzerinde göstermeyeyim. Daha öncekileri beyaz üzerinde de göstermiştim. Çok tatlı duruyor kamerada. O yüzden bu şekilde de devişne vişne çürüğü koymak istedim. Hep mavi sarı görmeyin bu şekilde bir de vişne çürü çiçeği olsun istedim. Evet arkadaşlar, yapımı kolay, tatlı bir çiçek. Şimdi nasıl yapıldığına geçelim. Evet, şöyle ilk önce tülbentimin kenar tığlama işlemini hazırlıyorum. 696 nolu videomda mevcut. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle İki tane çiçeğimin arasına 10 tane kirpikli trabzan bırakıyorum bunun nedeni arkadaşlar hem yapacağım çiçeğim çok minik çıtırıklı olduğu için hem de ekran amaçlı şöyle yakın güzel gözüktüğü için mesafesini 10 tane bırakacağım 2 4 6 8 9 tane daha önce hazırlamışım şimdi ilk başlar gibi başlıyoruz arka tarafı unutalım arkadaşlar bir zincir çekip bir defa tığı doladım 2 ve 2 alarak bir trabzan 4 zincir atıyorum bir zincir bir defa doladım buraya bu şekilde 2 2 alarak boş bir trabzan yapıyorum bakın 10 tanesini kirpikli yuvamız için bir tane boş şimdi ikinciyi de kirpikli yapıyorum 4 zincir kapatıyorum trabzanın arasına hemen yanına bir zincir bir defa tığı doladım 2 ve 2 10 tane zinciri çekiyorum. 4, 5, 6, 8, 9 ve 10. Ters çevirdim. 10 zincirimi buradaki boş olan trabzanın tepesine kapattım. Yanına bir sık iğne yapıyorum. Bu bir zincir boşluğunun yerine arkadaşlar. Bu şekilde döneceğim. Şöyle kirpiğim yukarı sıyrılmasın diye. Bu şeyi güzel oluyor arkadaşlar. Boş sık iğne yanına tane boşluğa bir sık iğne yaparak döndüm iki zincirle. Şimdi buraya 5 tane iki zincirden kirpik yapıyorum. 2 zincir 3 2 zincir 4 2 zincir ve 5. Bu şekilde 5 tane kirpiği yaptım. Şimdi buraya 7 tane zincir çekiyorum. 7 zinciri çitem için, fıtırcığım için yuva oluşturacak. Kapattım. 2 zincir. Sağdaki 2 zincirli 5 girip sola da yapıp bir simetri oluşturacağım. Şöyle bir. 2 zincir. 2. 2 zincir. 3. 2 zincir. 4. 2 zincir. Şöyle arkadaşlar hafif sola yaptığınızda yer açılacak 5 trabzan seviyesine inmek için buraya bir tane sık iğne yapıyorum bakın arkadaşlar şöyle bu sık iğne yaparsanız bu şekilde trabzan seviyesine inmiş olursunuz bir defa tığı doladım sık iğne olduğu için burada zincir çekmiyorum her tığı battığınız büyükse falan çekebilirsiniz Bakın 4 zincir attım araya bir zincir bir defa tığı doladım bu çimeni bu sıralarda çok anlatıyorum iyice pekişsin diye çünkü çok güzel ve zarif bir hep yaprak arası çiçekten sıkıldıysanız bu tarz çimende arkadaşlar farklılık katacaktır 4 zincir kapattım bir zincir bir defa Yandaki tığı battı ya. 2 ve 2. 4 zincir. Araç bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Bir zincir bir defa dolayıp yandaki boşluğu battı ya. 2, 2 alarak bu şekilde trabzanı yapıp hemen 4 zincir. Kapatıyorum bu şekilde. Şöyle 10 tane yaptıktan sonra arkadaşlar bir boş, bir dolu, tekrar boş yapıp 10 zincirle aralarına beşer kirpikten oluşan bu şekilde bir zemin hazırlayıp devam edecek çimeni çiçeğimizin yapılışına geçelim. Çimelimizi hazırladık. Ters tarafına çevirip şöyle yuvanın içerisine sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 zincirimi çekiyorum yuvanın içerisine girip sabitledim yanına bir tane sık iğne yapıyorum iki tane zincir çekiyorum şöyle döndüm yuvanın içerisine girip sabitledim bu bir iki zincir 3 kirpikleri oluşturalım. 4 2 zincir 5 2 zincir 6 2 zincir 7 8 Toplamda bu şekilde 9 tane kirpik yapacağız. 9. ve sonuncu kirpiğimizi de yapıyoruz ve sabitliyoruz. Şimdi buradaki yeşil yuvanın içerisine sabitledim ve 5 tane zincir çekeceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın. Bu şekilde oluştu. Ve 5 zincir. 1 2 3 4 ve 5. 5 zincirimi çekiyorum ters tarafına döndüm. Bir tane bırakıp ikincinin içerisine girip şöyle bir tane yuva oluşturdum. Bakın arkadaşlar ters tarafından yuvalarını oluşturuyoruz bu şekilde. Yine beş tane zincir. Bir tane bırakıp ikincisinin içerisine şöyle bir tane boşluk bırakıyorum kirpik. ikinci kirpiğin içerisine girip şöyle sık iğne ile sabitliyorum öyle minik minik 5 tane yuva oluşturacağım. 5 zincirden 1 2 3 4 ve 5. Bir tane bırakıp ikinci yuvanın içerisine şöyle giriyorum. Kapattım. 5 zincir. Bir tane bırakıp şunu keseyim arkadaşlar. Görmemize engel olmasın. şöyle bir tane bırakıyoruz toplam 9 kirpik olacak arkadaşlar ikişer zincirde eksik olursa yetmez fazla olursa da artar bu şekilde 5 zincir bakın bir tane kaldı ilk yaptığımız bu geriye dönüşü de bu şekilde yapıp yeşil yuvaya sabitliyorum şimdi iki zincirle üç tarafına döndüm. Bakın bu şekilde 5 tane yuva hazırladım. Şimdi şöyle daha net gözükecek. 2 zincirimi çekip bir tane kirpik oluşturdum. Bu 5 zincirli yuvaya da 4 tane ikişer zincirden kirpik hazırlıyoruz. Şöyle 3 2 zincir şöyle 4. Evet. Hemen sık iğne ile geçiş yapıp 2 zincir 2 zincir 3 2 zincir 4 bakın bu şekilde çok güzel oluyor arkadaşlar şöyle yavaş yavaş tane tane de anlatmaya çalışıyorum hemen sıradaki yuvaya sık iğne ile geçiyorum 2 zincirimi çekip buraya her yuvaya bir tane kirpik yapıyorum ikişer zincirden. 2 i̇ki zincir 3 2 zincir 4 Hemen sıradakine geçiyorum. 2 zincir şöyle bir 2 zincir 2 2 zincir 3 2 zincir 4 4 de gayet iyi arkadaşlar 5 zincirli yuvar için ideal bir kirpik sayısı sık iğne ile geçiyorum bakın bunu da sayarsanız yani bir yuvaya 5 tane böyle sık iğne yapmış oluyorum 2 zincir 1 2 zincir 2 2 zincir 3 2 zincir 4 şimdi yeşil yuvaya da muhakkak yapıyoruz koparmıyoruz ve buradan meyilli durmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Bakınız çok tatlı oldu. Kalıp gibi de oluyor. Şöyle zincirini çekmeden kesmeyelim. Evet. Şimdi bunları bir yakıp temizleyeyim arkadaşlar. Hemen bitmiş haline bakalım. Evet, modelimizi hazırladık arkadaşlar. Tamamladık şöyle. Göstereyim bakın çok güzel bir model oldu e, yapılışta bir o kadar kolay en önemlisi de bu dal kısmı zemin kısmı ve çim ile de dediğim gibi uyumlu olması böyle şu ara suyu 10 tane kirpikten oluşuyor arkadaşlar onu eğer uzak buluyorsanız şöyle iki tane daha eksik yapıp 8 tane de böyle daha yakın yapabilirsiniz çimeni eğer size uzak geliyorsa Şöyle göstereyim. Çok tatlı oldu arkadaşlar. Şöyle renk açısından göstereyim. Evet. Modelim bu. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle videolarımın devamı için beğeni ve yorumlarınız önemli arkadaşlar beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız videoların devamı gelir. Bu şekilde güzel modellerde buluşuruz inşallah. Şöyle bakın çok tatlı tül gibi zarif duruyor arkadaşlar. Yakın plan tutayım. Çok hoş duruşu var. İnşallah güzellikte güzellik de yansıyordur. Bu şekilde. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.